3 Haziran 2024 Pazartesi saat 15. Asıl mesele başlıyor. Ben İnan Demirel. Bugün asıl meselede iki konuyu ele alacağız. Önce Hakkari Belediyesi'ne kayyum atama kararını konuşacağız. DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç'la peşinden enflasyonu, bugün açıklanan Mayıs enflasyonunu, emeklilerin Temmuz ayındaki zam beklentisini, daha doğrusu enflasyon farkı beklentisine ilaveten bir refah payı beklentisini konuşacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek en kötüsü geride kaldı dedi. Bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte bundan sonra düşüş trendine girileceğini ve dezenflasyon sürecinin başlayacağını söyledi. Gerçekten öyle mi? Ekonomi yönetimi enflasyonda umduğu, beklediği, planladığı hedeflere ulaşabilir mi, ulaşamaz mı? Bu enflasyon rakamları bize ne söylüyor, ne anlatıyor? 10 bin lira maaş alan, 10 bin lira en düşük emekli maaşını alan milyonlarca emekli için Temmuz ayında bir zam, enflasyon farkı olsa bile maaşlar bankaya yattığında bir zam görememe ihtimali var mı? Yani bugün 10 bin lira alan emekli Temmuz ayında zam muradıyla bankaya gittiğinde yine 10 bin lira maaş görebilir mi? Oğuz Oyan'la bunu konuşacağız çünkü böyle bir ihtimal var. Neden ve nasılını Oğuz Oyan bize anlatacak. Saruhan Oluç, DEM Parti Antalya Milletvekili. İnternet bağlantısıyla yayınımızda. Saruhan Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi bu sabah Hakkari Belediyesi'ne polis operasyonu yapıldığı haberi geldi önce. Peşinden partiniz DEM Parti bir açıklama yaptı. Halk iradesine yenilen iktidar yine en iyi bildiği yol olan irade gaspına, darbeciliğe başvurdu diye başlayan uzun bir açıklamaydı bu. Tuncer Bakıran, partinizin eş genel başkanı, o da yine operasyon başladıktan sonra bir açıklama yaptı. Halk iradesini içe sayan AKP, MHP emrindeki yargı ve polis eliyle halkın meşru ve demokratik temsilcilerine karşı gözaltı hukuksuzluğuna başvurdu dedi. Ve peşinden de İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması geldi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Hakkari Belediyesi'ne bir kayyum atandı haberi vardı. Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi deniyor bu açıklamada. Şimdi Saruhan Bey, İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama, ki bu işte İçişleri Bakanlığı'nın o her sabah uyandığımız operasyon haberleri var ya, onların paylaşıldığı bir WhatsApp grubu var, gazetecilerin olduğu. Bu açıklama oradan paylaşıldı ama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya nedense bu açıklamayı, kayyum açıklamasını şu vakte kadar bir yarım saatte kontrol etmedim. Eğer attıysa kusura bakmasın Sayın Bakan, oradan paylaşmadı. Halbuki paylaşması beklenirdi. Bu işin bir tarafı. Şimdi şu açıklamadan anlaşılıyor ki, İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bu açıklamadan anlaşılıyor ki Hakkari Belediye Başkanı Sıddık Akış hakkında yeni bir soruşturma başlatılmış. Belediye Başkanı seçildikten sonra ve bu gizli bir soruşturma, dosyada gizlilik kararı var. Yani Sıddık Akış'ın bu soruşturmadan haberi yok, avukatlarının da haberi yok. Kayyum atama kararı da bu çerçevede alınmış. Acaba bu nüans, ya işte madem hakkında soruşturma vardı ki 2010 yılından bugüne hakkında yürüyen bir dava olduğu burada yazıyor, 5 Haziran'da da duruşması varmış. Ya neden Yüksek Seçim Kurulu aday olmasına izin verdi? Hadi Yüksek Seçim Kurulu izin verdi, seçimi kazandıktan sonra mazbatası neden verildi? Hakkında hukuki olarak bir problem vardı da sorularını bertaraf etmek için üretilmiş bir soruşturma mı acaba size göre, Saruhan Bey? Şimdi İnan Bey, aslında yani daha önce yaşadığımız olan süreci bir kez daha yaşamaya başladık Hakkari ile beraber. Şimdi sizin sorduğunuz sorular gerçekten çok önemli. Hani ortadaki çelişkiyi gösteriyor. Fakat esas önemli olan şöyle bir şey. 2010 yılında başlamış olan bir soruşturmadan söz ediliyor. 2010 yılından bugüne kadar aradan şu kadar zaman geçmiş. 14 yıl. Bu arada şimdi belediye eş başkanı seçilen arkadaşımız Sıddık Akış dediğiniz gibi seçimlere girmiş. Yüksek Seçim Kurulu girebilir demiş. Ve seçimlerden seçilerek halkın iradesi yansımış ve belediye eş başkanı olmuş. Şimdi birinci söylenmesi gereken şey, velev ki bir soruşturma var, velev ki bir yargılama sürüyor. Anayasaya göre yargılaması var diye suçlu ilan edebilir misiniz bir insanı? Böyle bir şey olabilir mi? Yani mahkeme sonuçlanmamış.
bir suç kesinleşmemiş, bir hüküm ortaya çıkmamış. Ki mahkemede bir hüküm ortaya çıksa, bunun daha istinafı var, yargıtayı var, bunların hiçbiri yaşanmamış ve siz böyle bir soruşturmayı bahane ederek belediye eş başkanımızı görevden uzaklaştırıyorsunuz. Bu tipik AKP klasiği. Yani 2016'dan beri bugüne kadar 8 yıldır yaptıklarını bir kez daha yapmaya başladılar. Burada bir hukuk yok. Anayasayı tanımazlık var, halkın iradesini gasp etmek var, halkın iradesini çiğnemek var. Sadece o değil, seçim ve sandık hukukunu yok sayıp çiğnemek var. Yani bu kadar çok fazla şey üst üste geliyor. Demokrasiden bahsedeceksiniz, demokrasi havarisi kesileceksiniz bu memlekette. Ama sonra seçimler yapılmış, üstünden 2 ay geçmiş, daha mazbatanın üzerindeki mürekkep kurumamış, belediye eş başkanları daha yeni makamlarına oturmuşlar ve bir faaliyete başlamışlar ve siz kayyım atamaya başlayacaksınız. Bugün sonra Saruhan niye kayyım atıyorsunuz? 31 Mart 2019'daki yerel seçimden sonra ilk kayyum ne zaman atanmıştı diye baktık. Ağustos ayında atanmış. Yani 5 ay sonra. Şimdi 2 ay geçti daha seçimlerin üzerinden. Ama orada şöyle de bir şey vardı hatırlarsanız. 1 Nisan tarihi, yani 31 Mart'ta seçim bitmişti. Daha mazbatalar alınmamıştı. 1 Nisan tarihli 3 büyük şehrin, Diyarbakır, Mardin, Van büyük şehirlerin valileri İçişleri Bakanlığı'na kayyum atanmasıyla ilgili bir talepte bulunan bir yazı yazmışlardı hatırlarsanız. 1 Nisan tarihi. Evet ama işte yani, o talebin mülazası 5 ay sürmüş. Yani şimdi çok hızlı ilerlemiş süreç o güne göre. Evet, bu sefer hızlandırılmış yapıyorlar bunu. Dolayısıyla hukuksuzluk, yani diz boyu hiç bunları hani uzun uzun konuşmaya devam ederiz. Konuşmalıyız da gerçekten evet. Ama şunu çok açık ve net söyleyelim ki Adalet Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi ve MHP yani Cumhur İttifakı'nın iktidarının demokrasiyle, hukukla hiçbir alakası yoktur. Onlar yani daha hafta sonunda Kızılcahamam kampında Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun uzun nutuklar attı. Demokrasi, hukuk bizim için çok önemli vesaire diye nutuklar attı. Yani bunların tamamı sahte ya. Tamamı sahte. Böyle bir şey olabilir mi? İnsan söylediğine inanır bari. Ya da inandığını söyler. Bu nedir yani? Daha siz hafta sonunda bu konuşmaları yapmışsınız. Hafta başında bismillah sabah erken saatte kayyum atamayla işe başlıyor. Bekliyor muydunuz yani, Saruhan Bey? Yani doğrusu şu açıdan bakarsak, hani hukuka uymaları açısından bakarsak yapmamaları gerekiyordu. Ama bunların fıtratında bu var. Bu iktidarın fıtratında bu var. Daha evvel 2 kere yapmışlar. Şimdi bir kere daha yapacaklardı. Bekliyorduk bunu. Ama nasıl bir kisveye uydurarak yapacaklar onu merak ediyorum. Saruhan Bey şunu merak ettim. Evet. Ahmet Türk mesela kayyum atama kararından sonra demiş ki ya kaygılarımız vardı yeniden kayyum atanabileceğine ilişkin bazı belediyelere. Fakat çok da ihtimal vermiyorduk demiş. Çünkü işte yani, buyurun. Şunun için ihtimal vermemek şundan kaynaklanıyor. Yani bu kayyum atamanın bir faydası kime olmuş diye soru sorulur değil mi? Bu soru sorulduğu zaman baktığımızda bu kayyum atamalar sürecinin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne siyasi bir faydası olmuş mu? Yani mesela kayyum atanan illerde Adalet ve Kalkınma Partisi oylarını mı arttırmış? Bütün bölge açısından baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi oy patlaması mı yapmış? Hayır, bunların hiçbiri yok. Tam tersi olmuş. Kayyum atanmış olan bütün yerlerde kayyum atanmış olan belediyeleri tekrardan biz kazanmışız DEM Parti olarak. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi oy kaybetmiş buralarda. Sadece oralarda değil. Ayrıca batıdaki Kürt seçmeni de Adalet ve Kalkınma Partisi kaybetmiş önemli ölçüde. Hepsini değil elbette ki, önemli ölçüde kaybetmiş. Peki şimdi o zaman siyasi bir faydası dokunmuş mu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bu? Dokunmamış. Buradan yola çıkarak rasyonel bir insan düşüncesi. Hani Sayın Hazine ve Maliye Bakanı diyor ya rasyonel politikaya döndük ekonomide diye. Şimdi rasyonel uygulama açısından bakarsanız şöyle değerlendirmesi lazım iktidar partisinin. Bunun bize bir siyasi getirisi yok. DEM Parti ya da o fikri ortadan kaldırma yol açacak bir adım da değil bu. Tam tersini görüyoruz. Güçleniyor DEM Parti bu adımlarla. O zaman kayyum atamanın üstelik hukuki olarak da uluslararası anlaşmalar açısından da baktığımızda bir faydası yok. O zaman atamamak lazım diye düşünürsünüz. Yani Sayın
Türk'ün söylediği bu ama esas itibariyle. Ama bir iktidar da bunu yaptığına göre bir fayda görüyor demektir herhalde. Yani 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra da aynı matematik geçerli değil miydi Saruhan Bey? O zaman da iktidar açısından HDP'li belediyelere kayyum atamanın bir rasyonalitesi var mıydı? Yine yoktu. Fakat bunu bir kere gördüler. 5 sene daha gördüler. Yani yaşandı bu. Üstelik de kayyum atanan yerlerde biliyorsunuz bazı yerlerde birkaç kere kayyum atandı. Neden? Çünkü kayyumlar yolsuzluk yaptılar, hırsızlık yaptılar. Onları değiştirmek zorunda kaldı iktidar. Kayyumları değiştirdi. Tekrar kayyum atadı. Yani kendi atadığı kayyumları. Peki bu beklentide Saruhan Bey kayyum atanmayabilir beklentisinde Ahmet Türk'ün de ifade ettiği, sizin de az önce çerçevelediğiniz bu beklentide ya da kanaatte diyelim, beklenti demeyelim de kanaatte. İşte bu seçim sonrası yumuşama, normalleşme ifadeleri, bunun iktidar sahipleri tarafından telaffuz ediliyor oluşu da etkili olmuş olabilir mi? Yok. Bizim açımızdan yani biz hep söyledik. Yani o yumuşama lafını ben çok ciddiye almıyorum. Siyasi bir laf da değil zaten. Onu bir kenara koyalım ama normalleşme lafı, çünkü anormal bir durum var bu ülkede. Yani hukuk açısından baktığımızda işte yani sadece kayyumları kastetmiyorum. Genel olarak baktığımızda hukuk açısından, anayasanın işlememesi açısından, anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmaması açısından ve ekonomide yaşananlar açısından, mafyatik ilişkilerin gelişmesi açısından birçok şey sayabilirim. Bunların hepsini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bütün bunlar açısından baktığımızda Türkiye'de anormal bir süreç yaşanıyor ve bir normalleşme demek o zaman demek ki hukukta evrensel kurallara uymak, işte Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamak, anayasayı uygulamak, yasaları uygulamak, mafyayla her türlü ilişkileri kesmek, kara para atlamasını sona erdirmek. FATF gri listesinde bulunuyor Türkiye. Neden? Kara para atlaması ve terör finansmanı nedeniyle. İşte şimdi meclise biliyorsunuz komisyondan geçti, gelecek hafta büyük ihtimalle genel kurula gelecek bu kripto varlıklarla ilgili. Neden çıkıyor bu yasa esas itibariyle 6,5 yıl sonra? Çünkü FATF gri listeden çıkartmak için bunu son şart olarak koştuğu için. Bunlar normalleşme adımları olabilirdi ama olmuyor işte gördüğümüz gibi. Efkan hala yeni bir reform hamlesi başlatıyoruz dedi Adalet işte, ve Kalkınma demek, Partisi Genel Başkanı. Demek kayyumlarla başlatıyor Efkan Hala reform hamlesini. Yani böyle yapacaklarsa çok ciddi reformlar olacak demek ki bu memlekette. Yani anayasa iyice askıya alınacak, yasalar iyice uygulanmayacak, bütün yargı mekanizması iyice iktidarın çıkarları doğrultusunda ve iktidarın devamı doğrultusunda kullanılacak. O anlama geliyor bu. Yani bütün bu lafları edip ben diyorum Kızılcahamam'da hafta sonunda o konuşmayı yapacaksınız veya geçen hafta sizin değindiğiniz gibi Efkan Ala o açıklamayı yapacak. Ondan sonra hafta başında Haziran ayının 3. gününde siz kayyum atamakla işe başlayacaksınız. Bu inandırıcı bir şey mi Allah aşkına? Evet. Yani şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Demokratik özgürlükçü anayasa yapacağız diyor değil mi bu iktidar? Bu ihtiyaçtır diyor. Kayyum atayarak mı demokratik özgürlükçü anayasa yapacaksınız? Yani kayyum atayarak mı olacak bu? Gerçekten mümkün mü böyle bir şey? Ya da başka bir şey söyleyeyim. Darbe anayasa, Sayın Erdoğan dedi ki hafta sonu yaptığı konuşmada, dedi bu utançtır, kaç yıldır darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Evet doğru, hakikaten utanç. Yani 82'den bu zamana 42 yıl geçmiş. Bu ülke darbe anayasasıyla yönetiliyor. Darbe yapmışlar ve o darbeciler anayasa yapmış. Peki o darbeyi nereye yapmışlar? Parlamentoya yapmışlar değil mi? Seçilmiş olan parlamentoya yapmışlar. Şimdi bu iktidar anayasa yapacağız diyor, darbe yapıyor. Nereye darbe yapıyor? Yerel yönetimlere, yerel belediye meclislerine, seçilmiş olan, daha yeni seçimi sonuçlanmış olan belediye meclislerini, yerel yönetimleri işlemez hale getiriyor. Darbe evet. yapıyor. Sonra diyor ki darbe anayasasını değiştirelim. Ya sen hele bir darbe yapma. Darbe yapma da biz darbe anayasasını değiştirmek üzere konuşabilecek durumda olalım. Evet. Yani hiçbir samimiyet yok. Hiçbir dürüstlük yok bütün bu sözlerde. Devamı maalesef. Gelir mi sizce Saruhan Bey? Yani gelmemesini umut ediyoruz. Yani bir takım belediyelerde ama, mesela Hakkari Belediyesi için partinizin kimi milletvekilleri bunu söylediler. İşte o Hakkari'deki trafikte bir artış vardı. Gelenler gidenler Ankara'dan vesaire artmıştı.
zaten bir beklentimiz vardı. Yani bir şeylerden şüpheleniyorduk babında. Bir takım açıklamalar yapmışlar bugün. Bu aynı işte hani buna dair bir takım böyle trafiğin yoğunlaştığı başka şehirler var mı DEM Parti tarafından yönetilen? Yani o konuda hani ben net bir şey söyleyemem doğrusu. Fakat bu iktidarın fıtratında olduğu için başka yerlere de kayyum atama adımlarını devam ettirebilir. Yani ettirebilir. Ettirmez demiyorum. Ettirebilir. Burada bir şeyi tekrar hatırlatıyorum. Hı hı. Biz hep şunu söyledik. Dedik ki yani velev ki sesim geliyor mu? Velevki'den sonrası gitti Saruhan Bey. Velevki'den alalım. Şimdi geliyor. Saruhan Bey. Telefon çaldı herhalde. Saruhan Bey'in telefonu çaldı. Tekrar bir arayalım. Bu arada bugün Kepez örneği hatırlatıldı DEM Partili yöneticiler tarafından. CHP'li Kepez Belediyesi'nin o teleferik kazası vardı hatırlarsınız. Belediye Başkanı görevden alındıktan sonra Belediye Meclisi yeni bir ismi başkan olarak belirlemişti. O da CHP'liydi. Yani görevden alınan belediye başkanının yerine, CHP'li belediye başkanının yerine belediye meclisi çoğunluk CHP'de olduğu için bir CHP'li ismi belediye başkanı olarak belirledi. Bu kayyum atamalarında en çok eleştirilen hususlardan biri de bu. Yani belediye başkanları suçlu olabilirler. Yasalara aykırı bir takım faaliyetlerde bulunmuş olabilirler. Haklarında yargılama yapılır. Hüküm çıkar, temyiz vesaire az önce Saruhan Uluç'un da söylediği gibi bütün yargısal safahat tamamlandıktan sonra bu adam ya da kadın suçludur diyerek görevden alabilirsiniz. Ama asıl olan halkın iradesine saygı duymaksa yani DEM Partili falanca kişiyi belediye başkanı olarak seçen neresiyse Hakkari, Diyarbakır, Van neresiyse halkın iradesine saygı duymanın gereği olarak belediye meclisinin toplanıp yeni bir ismi çoğunluk kimdeyse o olacaktır doğal olarak. Belediye başkanı olarak seçmesidir ama böyle olmuyor. Hakkari'de de böyle olmuyor. Olmadı, olmayacak gibi de görünüyor şu anda daha süreç devam ediyor. Önceki kayyum atamalarında da temel olarak eleştirilen buydu. Şimdi bunu Saruhan Uluç'a soracağım birazdan. İnternet bağlantısını tekrar sağlamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Hazır mı arkadaşlar? Tamam, bir dakika içinde hazır olacak. Bir de şunu konuşmamız lazım Saruhan Uluç'la. Cumhuriyet Halk Partisi de bu işte yumuşama ya da normalleşme diye tarif edilen politikayı sürdürmekte kararlı görünüyor. İşte Erdoğan önümüzdeki günlerde iadeyi ziyaret yapacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi bu politikayla Erdoğan'ı, iktidarı bir takım adımlar atmaya ikna edebileceğini düşünüyor. Peki bu adımlar ya da bu girişimler... Bir halk tarafından seçilmiş bir belediye başkanının yetkisi gasp edildikten sonra, yerine kayyum atandıktan sonra da sürdürülebilir. İşte ihtimallerin aranmaya devam edildiği bir takım girişimler olarak devam edebilir mi? Muhalefet partilerinden ne bekliyor DEM Parti? Bunu da konuşacağız Saruhan Uluç'la. Arkadaşlar şimdi hazırlıyorlar yayına. Ahmet Türk bugün konuştu kayyum atama kararından sonra. Bir takım kaygılarımız vardı ama yani kayyum atayacağını da atanacağını da düşünmüyorduk dedi Ahmet Türk. Bir de bunun tabii seçim öncesine uzanan bir takım tartışma başlıkları da açmak lazım. Çünkü seçimden evvel kimi DEM Partililer, Leyla Zana mesela aklıma gelen isimlerden biri, işte yeni bir çözüm süreci inşası için Erdoğan'ın karşısına yeni bir çözüm süreci talebiyle güçlü biçimde oturabilmek için DEM Partililere kendi adaylarınıza oy verin çağrısında bulunmuştu. O zaman şunu konuşmuş ve tartışmıştık. HDP'li bu kadar belediyeye kayyum atayan bir Erdoğan, bir Cumhurbaşkanı, bir Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı yeni bir çözüm sürecini konuşmak üzere masaya oturabilir mi? Buna ihtimal var mıdır diye o dönem konuşup tartışmıştık. Saruhan Uluç şimdi tekrar internet bağlantısıyla yayında. Saruhan Bey, Kepez örneğini bugün DEM Parti'de MYK olağanüstü toplandı. Peşinden basın açıklaması yapıldı. Orada bir takım değerlendirmeler de yapılmış. Kepez örneği hatırlatılmış. Kepez'de CHP'li belediye başkanı görevden alındı o teleferik kazasından sonra. Meclis yerine yeni bir CHP'li belediye başkanı olarak belirledi. Doğal olan, olağan olan budur ama DEM Partili belediyelere, HDP'li belediyelere kayyum atandıktan sonra bu olmuyor. Yani yeni bir seçim yapılmasına izin verilmiyor.
Bu bağlamıyla da bu konuyu çok tartışmış ve eleştirmiştik. Şimdi ortada bir de Kepez örneği var. Son seçimden sonra ortaya çıkan bir örnek. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Gerçekten öyle. Olması gereken, ben tam internet bağlantısı kesildiği sırada bunu söylemek istiyordum. Hı-hı. Olması gereken bir belediye başkanı hakkında bir karar varsa, yargı kararı varsa, elbette ki burada işleyecek olan süreç bellidir. O yargı kararı, yani kesinleşmiş bir hüküm varsa yani, olması gereken o hüküm doğrultusunda belediye başkanının görevden alınması ve belediye meclisinden yeni birinin seçilmesidir. Olması gereken budur esas itibariyle. Ve bunu yapmıyorlar. Bunu yapmamalarının nedeni belediye meclislerinde belediye başkanlıklarını kazandığımız bütün belediye meclislerinde bizim çoğunluğumuz var. Yine evet. Bizden yani DEM Parti'den birinin belediye eş başkanı olacağını düşündükleri için dertleri DEM Parti ile, dertleri DEM Parti seçmeniyle, onların iradesini çiğnemekle esas itibariyle. Bunun için yapmıyorlar. Yoksa bunu yapsalar, süreç bu şekilde işlese elbette biz yine eleştirilerimizi sunarız. Ama sonuçta halkın iradesi, seçim hukuku gasp edilmemiş olur. Şimdiki evet. Yaşanan öyle bir şey değil ki. Dolayısıyla Kepez örneğini verdiğiniz çok doğru. Kepez'de olduğu gibi olması gerekir. Ama bunu yapmamalarının politik nedeni, hukuki değil bakın bu, politik nedeni esas itibariyle DEM Parti'ye, DEM Parti seçmenlerine ve Kürt halkına yönelik düşman hukuku uygulamalarıdır esas itibariyle. Hı. Bu zihniyettir esas itibariyle. Bundan vazgeçmedikleri için bu sorunları bu şekilde yaşıyoruz esas itibariyle. Budur mesele. O yüzden de keşke dediğiniz gibi yapılsa, keşke belediye meclisine gelinse. Dediğim gibi biz yine eleştiririz çünkü ortada bir hüküm yok. Belediye eş başkanımız hakkında ortaya çıkmış olan bir hüküm yok. Yine eleştiririz ama sonuçta en azından hukuka uygun bir adım atılmış olur ve seçmen iradesi çiğnenmemiş evet. olur ama bu da yapılmıyor. Peki Saruhan Bey, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi 31 Mart seçimlerinden sonra bir işte Erdoğan'la temas kurma, İktidar Partisi ile temas kurma, bir yumuşama, bir normalleşme için girişimde bulunma gibi bir karar aldı. Az önce değindik biraz buna da, biraz daha açalım. Şimdi Hakkarililerin kullandığı oy orada dururken, ortada dururken, belediye başkanının yerine kayyum atanmışken, Türkiye bir normalleşmeyi, bir yumuşamayı konuşabilir mi? Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi bu girişimlere, yani iktidarla temas kurarak, Erdoğan'la işte masaya oturarak bir takım adımlar atması konusunda ikna edici girişimlerde bulunabileceğini düşünüyor. Siyaseten de bunun Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönüşü, olumlu manada geri dönüşü olacağına ilişkin bir kanaat de var anladığım kadarıyla. Ne dersiniz? Yani kategorik olarak hayır kardeşim, bu vakitten sonra Erdoğan'la işte atılacak demokratik bir adım, halkın yararına bir adım için bir uzlaşı aramak doğru değildir. Kategorik bir reddiye ortaya konmalı ve Cumhuriyet Halk Partisi bu görüşmeleri artık sonlandırmalıdır der misiniz? Beklentiniz bu mu olur ya da bunu demeseniz bile? Ve muhalefet partilerinden bugün işte kayyum atama kararından sonra ne bekliyorsunuz, ne yapmalarını istersiniz? Sonuncusundan başlayayım izin verirseniz. Muhalefet partilerinin bu kayyum atama meselesiyle ilgili çok net tutum almalarını bekliyoruz. Yani bu konudaki görüşlerini çok net olarak açıklamalarını, anlatmalarını bekliyoruz. Gördüğüm kadarıyla Sayın Özgür Özel bu doğrultuda bir açıklama yaptı. Bazı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri hakeza bu doğrultuda açıklamalar yaptılar. Evet. Dolayısıyla bu tutumun önemli, kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Birincisi bu. Bunun devam etmesi, bu dayanışmanın büyütülmesi ve bütün muhalefetin, sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, bütün muhalefetin esas itibariyle bu konuda bir tutum takılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu bir demokrasi ve hukuk meselesi. Bu sadece DEM Parti'nin meselesi değil. Bu bütün partilerin meselesi, bütün toplumun meselesi. Geçmişte yaşadık. Bugün bize yapılan yarın herkese yapılıyor. Tekrar dönüp dolaşıp aynı noktaya geldik. Birincisi bu. İkincisi,
Yani siz de takdir edersiniz ki İnan Bey, bu siyasette kategorik olarak ben seninle görüşmem tutumu çok gerçekçi bir tutum değil. Doğru da değil. Siyaset esas itibariyle görüşmenin, konuşmanın, diyaloğun olması gereken bir zemin. Hani herkes kendi pozisyonunu kamuoyunun önünde deklare eder, konuşur, söyler, birbirine de anlatır. Ortak bir nokta bulunuyorsa bulunur, bulunmuyorsa herkes mücadelesini kendi meşrebince sürdürür. Dolayısıyla biz yani herhangi bir görüşmenin adı müzakere ise müzakerenin derhal kesilmesi ve hiçbir görüşme yapılmaması diye bir fikrimiz esas itibariyle yoktur. Öyle bir yaklaşımımız yok. Ama şunu söyleyelim, bize bu iktidar hiçbir güven vermiyor. Güven vermiyor. Yani samimi ve dürüst davrandıklarına inanmıyoruz. Yeni bir anayasa yapalım derken söylediklerinin samimi ve dürüst olduğuna inanmıyoruz. İşte görüyoruz kayyım meselesinde ortaya çıktığı gibi. O nedenle yani bütün bunlar elbette ki konuşulur, söylenir, iktidarın yüzüne de söylenir ama söylenmesi gerekir. Susulması gerekir. Evet. Yani şöyle bir şey olacaksa bu Türkiye'ye yazık etmek olur. Onu söyleyeyim çok net olarak. Eğer normalleşme dediğimiz mesele Kürtler olmadan normalleşme, DEM Parti olmadan normalleşme şeklinde cereyan edecekse bu Türkiye'ye yazık olacak demektir. Umarız böyle bir oyuna muhalefetin hiçbir kanadı gelmez. Normalleşeceksek hep birlikte normalleşeceğiz. Evet. Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler, bu toplumda yaşayan bütün farklılıklar eşit ve özgür olacak o normalleşme sürecinde. Evet. Bunu yaşayacaksak hep beraber, evet. Ama yok, Kürtleri dışında tutarak biz normalleşelim deniyorsa muhalefetin böyle bir tuzağa düşmemesi gerekir diye düşünüyorum. Özgür Özel bir tweet attı. Evet, yaşananlar henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında kayyım anlayışının karşısındayız demiş. Bugün partinizin Merkez Yönetim Kurulu toplantısından olağanüstü toplandığı kayyım kararından sonra bütün DEM Partili belediyelerin önünde nöbet eylemi başlatılması kararı alındı. Acaba bu eylemlere Cumhuriyet Halk Partililer destek verecek mi? Hakkari'ye de parti yönetiminden bir gitme kararı alınmış. Yani oraya giden partililer var, Hakkari'ye gidiyorlar. Orada da yarın bir takım açıklamalar yapılacaktır. Orada da Cumhuriyet Halk Partililer olacak mı? Bakacağız, takip edeceğiz. Şimdi Saruhan Bey, size sormak istediğim son soru şu. Siz bunu ben başka kanalda, işte önceki kanalımda KRT'de sizi ağırladığım zaman bunu konuştuk. Şunu merak ediyorum. Şimdi seçimden evvelki mi DEM Partililer ya da Kürt siyasi hareketi içerisinde yer alan kimi isimler, özgür ağırlığı yüksek olan kimi isimler dediler ki Erdoğan'la yeniden bir çözüm süreci kurmaya ikna masası kurmaya ikna edebiliriz. Bunun için bütün Kürtleri kendi adaylarına, DEM Parti seçmenini bütün şehirlerde kendi adaylarına oy vermeye çağırıyoruz. Ki Erdoğan'ın karşısına güçlü gidelim, güçlü oturulabilelim. Mealen söylüyorum elbette. Ve o zaman şunu konuştuk. Yani bütün bu işte bu kadar belediyenize kayyum atanmış. Hani Erdoğan işte çözüm süreci şu sebeple bu sebeple yıkılmış. Gelinen nokta budur. Erdoğan'dan hala işte bir çözüm süreci inşa etme beklentisi içinde olmak biraz naiflik değil mi diye konuşmuştuk. Şimdi bu kayyum atama kararından sonra Kobani davasından çıkan kararları da koyalım yanına. Ne düşünüyorsunuz bugünden geriye bakınca yapılan o açıklamalar için? Şimdi İnan Bey şöyle söyleyeyim birincisi. Naiflik demem ben doğrusu. Neden demem? Her ne kadar bu görüşler resmi olarak, partinin resmi görüşleri olarak kamuoyuna açıklanmadıysa da ben söyleyen değerli arkadaşlarımız açısından bir naiflik gösterisi olarak görmüyorum bunu. Neden diyeceksiniz? Biz bir çözüm olması için, yani Kürt sorununda demokratik barışçı bir çözümün olması için, artık hiç kan dökülmemesi için mücadele ediyoruz. Ve bu mücadeleyi de çok önemsiyoruz. Birinci meselemiz olarak görüyoruz. Çünkü bunun aynı zamanda Türkiye'de
demokrasi ve hukukun üstünlüğünün kazanılması açısından çok önemli olduğu kanaatindeyiz. O nedenle biz bu mücadeleyi sürdürdüğümüz için iktidarda olan kim olursa olsun, bugün AK Parti, yarın başka biri olabilir. Ama sonuç olarak iktidarda olana yönelik çağrılarımızı yapıyoruz. Diyoruz ki gelin bu sorunu konuşarak, müzakere ederek demokratik yollarla çözelim. Bu bizim çağrımız, bir mücadele tarzımız bu aynı zamanda bizim. Yani burada bir beklenti yok. Yani biz iktidardan bir beklentiye sahip değiliz bu konuda. Bunu yapıp yapmayacaklarını da bilmiyoruz. Ama bizim için doğru olan şey, ilkesel olan tutum, esas itibariyle bu çağrıyı yapmak ve iktidarı böyle bir yere doğru, hani tabiri caizse zorlamak, evet, oraya doğru itelemektir esas itibariyle. Burada bir beklenti yok, burada bir mücadele tarzı var. Bunu söylemek istiyorum. Peki. Hani şöyle olsa sizin dediğinize katılırdım. Yani bir naif bir şekilde biz iktidardan bunu bekliyoruz diye açıklama yapmış olsaydık dediğinize katılıyorum. Ama biz böyle demiyoruz. Biz diyoruz ki çözüm olmalı, çözüm için konuşulmalı, müzakere edilmeli, şiddet sona ermeli ve bunun için de biz adım atmak için elimizden geleni yapmaya hazırız diye bir politik mücadeleyi sürdürüyoruz. Esası budur diye düşünüyorum. Saruhan Uluç, çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Sağ olun, eksik olmayın. Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, kayyum atama kararına ilişkin değerlendirmeleri böyle Saruhan Uluç'un. Şimdi kalan bölümde ekonomi konuşacağız. Oğuz Oyan ekonomist konuğumuz olacak. Bugün Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. %75, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon %75 düzeyinde. Mayıs ayında da enflasyon 3,3 oranında gerçekleşti. Açıkladığı veriler tartışmalı olan. Yani ben işte bu tespiti şu ürünlerdeki fiyat artışına göre belirliyorum diye açıklama yapmayan, o sepetin içinde ne olduğunu duyurmayan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre enflasyon böyle Mayıs ayında. ENAG enflasyonuysa bunun çok daha üzerinde elbette. ENAG diyor ki Mayıs ayında enflasyon 5,6 düzeyinde gerçekleşti. Yıllık enflasyonsa %120 oldu diyor Enflasyon Araştırma Grubu. Evet, bu grafikte TÜİK'in verisi en sağda, ENAG'ın verisi ortada, solda da İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı Mayıs ayı enflasyonu var. İstanbul'da da Mayıs ayında enflasyon 3,59, yıllık 82,20 olmuş. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verileri açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı. En kötüsü geride kaldı diye başlıyor o değerlendirme. En kötüsü geride kaldı. Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı. Dezenflasyon sürecine giriyoruz diye devam ediyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Beklenti şu, 3. çeyrek sonunda yani Eylül ayının sonunda %50'nin altına gerileyecek enflasyon. Ve 12 ay sonra seneye bugün %33,2, 24 ay sonra da 21,3 olması bekleniyor enflasyonun. Bunlar gerçekçi değerlendirmeler mi? Birazdan bakacağız. Şimdi ekonomistlerin enflasyon verisine ilişkin bazı değerlendirmeleri var. Mahfi Eğilmez, ekonomist sosyal medya hesabından şöyle yazdı. 12 aylık enflasyon oranı 75, ENAG TÜFE'yi %120 olarak açıkladı. Enflasyonda zirveyi gördük, bundan sonra baz etkisiyle düşüşleri göreceğiz diyor. Mahfi Eğilmez bu görüşte. İris Cibre şöyle yazmış, ekonomist diyor ki Merkez Bankası'nın %38 hedefine ulaşabilmek için bundan sonraki 7 ayda yani yıl sonu, bu yılın sonunda Merkez Bankası'nın hedefi %38 orta vadeli programa göre 7 ay ortalama 1,17 aylık enflasyon açıklanmalı. 1,17'nin üzerine çıkmamalı aylık enflasyon, eğer bu gerçekleşirse yıl sonu enflasyon hedefi de tutturulmuş olur diyor İris Cibre. Zam yapılmayacağı açıklanmış, ücretli, böylesine hayali dezenflasyonist beklentiye rağmen sene sonunda %26 erimiş olacak diyor İris Cibre. Eriyen maaşlara, eriyen ücretlere dikkat çekmiş. Şimdi bu maaşlar, ücretler meselesini konuşacağız. Emekliler Temmuz ayında ne enflasyon farkı alacaklarına dair her ay enflasyon açıklandıktan sonra oturup hesap yapıyorlar.
ve maaşlarının ne kadar artacağını öğrenmeye çalışıyorlar. Oğuz Oyan, ekonomist, internet balansıyla yayınımızda. Hocam merhaba. Merhaba sevgili İnan Demirel. Tele1'de başarılar dilerim. Sağ olun hocam, eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Hocam şimdi ilk önce TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon verilerini inandırıcı buldunuz mu? Birincisi bu. En kötüsü geride kaldı mı, kalmadı mı? Evet, bir kere TÜİK'in tüfe rakamları hiçbir zaman inandırıcı değil. Çünkü bu bir bölüşüm ilişkilerinin bir şeyi aracı olarak kullanılıyor. Yani TÜİK'in adını şöyle de okuyabiliriz. Yani Türkiye İstatistik Kurumu yerine Türkiye Ücret Ayarlama Kurumu olarak da okuyabilirsiniz. Çünkü bütün bu şeyler, bu açıkladığı veriler hem şeyler için toplu iş sözleşmelerindeki gelecek yıl işte enflasyonu hesaba alınıyor ya, işte o nedenle bir kere devreye giriyor. Hem de işte enflasyon farkları dolayısıyla da geçmiş enflasyon orada bir devreye girer gibi gözüküyor, ama orada da hep şeye enflasyonu ezdiriliyor ücretler. Her durumda bu TÜİK'in rakamları hem emekli maaşlarını hem aktif iş gücünün ücretlerini aşağı çekmenin bir manevrası olarak kullanılıyor. O yüzden de inandırıcı olması mümkün değil. Ama TÜİK bu arada inandırıcı bir şey birkaç ay önce açıklamıştı. Demişti ki yani halkın hissettiği enflasyon %120 demişti mesela. Evet. Yani bu açıklamasını da yaptı. Hissedilen ama enflasyon diye açıklamıştı. Evet. Ama bu insanlar bunu yaşıyorlar. Yani özellikle düşük gelirler açısından bu %100'ün altında gözükmüyor. Yani birçok mal ve hizmetin fiyatında da bunu görüyorsunuz. TÜİK tabii karşılaştırmaları tek tek mal ve hizmet bazında yapılmasını istemediği için mahkeme kararına rağmen sepete giren, yani bu şey sepetine, bu işte hesaplama yaptığı ürün, mal ve fiyat, ürün ve hizmetlerin fiyatlarını bunları koymuyor, bunları açıklamıyor. Dolayısıyla gruplar olarak açıklıyor. Yani işte dediğim gıda fiyatları diyor. Gıda fiyatları deyince insanlar tabii gıda fiyatlarını tam olarak içeriğini bilmediği için aldığı peynirin fiyatı neydi, şimdi ne oluyor onu göremiyor. Mutlak rakam olarak göremiyor. Görse diyecek ki ya bu fiyata varsa ben de alayım, ya da et fiyatı evet. Mesela. Evet, ya da kendisi hesap yapacak hocam. Yani sepette soğan varsa soğanın fiyatının ne kadar arttığını bir ayda görecek insanlar ve evet. Sepettekiyle evet. Kıyaslayacaklar. Doğru. Şimdi işin bir tarafı bu. Öbür taraftan yani bu zirvede, yani en kötüsü geride kaldı lafı Şimşek'in. Yanlış olmayabilir. Neden? Çünkü zaten hepimiz Mayıs ayında olumsuz baz etkisi nedeniyle enflasyonun 75-76'lara geleceğini yıllık bazda söylüyor idik. Bunu iktidarın kendisi de söylüyordu. Yani giden hazine Merkez Bankası Başkanı zamanında bile açıklanmıştı Aralık ayında. %75'ler gözüküyordu o grafikte. Bu bakan da söyledi. Yani bu, telaffuz ettiler yani bu %75'leri görebilir. Ondan sonra mı inecek diyorlar. Yani neye güveniyorlar? Kendi programlarına mı güveniyorlar? Daha çok baz etkisine, bu sefer olumlu baz etkisi çalışacak diye bakıyorlar. Şimdi nedir olumlu baz etkisi? Haziran'da geçen sene 3.92 idi. Şimdi onun altında gelirse, yani örneğin şimdiki gibi gelirse 3.37 gibi düşer, bir tık düşer. Ama esas şeye güveniyorlar. Temmuz Ağustos'a geçen sene %9'luk o yüksek aylık enflasyon şimdi avantaja dönüştü gözüküyor onlar arasında. O kadar olmayacağına göre demek ki şeyi düşüreceğiz biz, bu enflasyon yıllık bazda düşecek ama. İnsanlar aldıkları ürüne daha yüksek fiyat ödemeye her ay arttığı için devam edecekler. Yani enflasyon dediğimiz mal ve hizmet fiyatlarındaki artış yavaşlayarak da olsa devam edecek. Bu yavaşlama gerçekten var mı? Ondan da emin değiliz. Çünkü bakın bu yılın ilk 5 ayına bakın. 6,7 ile başladık. 4,53 Şubat'ta oldu. Ondan sonra 3 ay Mart, Nisan, Mayıs %3'ün altına inmedi. Şimdi biraz önce dediniz ya bir iktisatçı işte hesaplamış yıl sonunda hedef tutması için 1.17. Onu bu yıl itibariyle hiç görmüş değiliz. %3'ün altında bir rakam görmedik. Evet. Dolayısıyla yani bu kadar sert bir düşüş nasıl olacak? Bu biraz muamma. Hani şey dolar, hani döviz kuru geçişleri zayıfladı, oradan bir artı belki, yani oradan çok etki olmayabilir denebilir ama yani o kadar çok başka etken var ki bunu belirleyen enflasyon düzeyini. Yani gizleyebildikleri kadarıyla bu oluyor. %3'lerin altına, öyle hani özellikle %2'lerin altına inmek pek zor.
Ama yıllıkta bir azalış eğilimi olacak. Onu da satacaklar. Yani davul dimdilek. Bakın işte yıllıkta azalttık. İyi gidiyor. Program çalışıyor. Merak etmeyin. Fedakarlık yapıyorsunuz işte. Karşılığında alacağız falan. İyi de bu fedakarlık hep niye bu sabit gelirli ücretli kesimler yapıyor da enflasyonun iki ana sorumlusu yapmıyor. Bir, siyasi sorumluları hiç bedelini ödemiyorlar. İşte o zihni sinir, faiz sebep, enflasyon sonuç programından sadece siyasi sonuç aldılar. Ekonomik sonuç değil, tam tersine her şeyi kötüye götürdüler. İkincisi sermaye kesimi. Yani sermaye kesimi yani tekelci fiyatlama uyguluyor. Maliyet arttı, kar ve keyfi kar. Enflasyonu da fırsat deyip. Onların üzerine gidilmiyor. Onların harcamalarını kesmek üzere önlem alınmıyor. Onlara dönük vergi harcamaları, istihdam muhalefetleri azalmıyor. Onlara dönük bütçe imkanları da geri gidiş yok. Mesela faizler bütçede giderek daha fazla yer işgal etmeye başlıyor. Evet. Bundan sonra daha da çok işgal edecek. Peki yani, hocam, evet. Buyurun hocam. Yani şeye, sermaye kesimine ödediğiniz faizden daha az kurumlar vergisi alıyorsunuz. Anladım. Şimdi hocam bir de emekliler meselesi var elbette. Artık Temmuz ayına geliyoruz. 5 ayın enflasyonu ortaya çıkmış oldu. Bir ortaya versinler arkadaşlar. İşçi ve Bağkur emeklileri için görünen ne? Bu 5 ayda nasıl bir zam oranı ortaya çıkacak? İşte Haziran'da geldiği zaman Temmuz'da Haziran enflasyonu gelecek ve tablo ortaya çıkacak. Gidişata göre işte %25 falan gibi bir zam gerçekleşecek gibi görünüyor. Ama emekli elbette işte seyyane zam bekliyor ya da refah payı bekliyor adına her ne denecekse. Bir de asgari ücret meselesi var. Yani işçiye, memura zam yapılıyor da asgari ücretliye neden yapılmıyor? Asgari ücretli de zam bekliyor. 17 bin lirada kaldı asgari ücret. İktidar yapılmayacağını söylüyor. Net biçimde söyledi hatta asgari ücrete zam yapılmayacağını. Emekliye bu enflasyon farkının üzerinde bir zam bekliyor musunuz? Bu tablo, yani %25'lik bir enflasyon farkı kalan 6 ayda, Temmuz'dan sonraki 6 ayda, bir sonraki zamma kadar, düzenlemeye kadar ne yapar, ne yer, ne içer, emeklinin hali nice olur hocam? Evet, yani şimdi kendiliğinden bir artış olmaz. Yani iktidardan beklerseniz bu söylediği sözlerin dışına çıkmayacaktır iktidar seçkinleri. Ekonomik program yöneticileri. Hak verilmez alınır diyorsunuz hocam. Ya evet öyle. Aynen öyle. Yani bu ancak alınabilir. Bu da yani meydanlara 10 bin kişi değil de yüz binlerce kişinin çıkmasıyla olacak şeyler. Yani bunu hissederler zaten. Onların da kendi siyasi kılcal damarları var yani şeyi hissederler. Bu tepkileri. Tabii mesela her ilçede AKP şeylerine yöneltmesi lazım oradaki emeklilerin. Yani gidin AKP ilçe teşkilatına yöneltin tepkilerinizi. İl düzeyinde yöneltin. Yani illa bir organize meydan mitingi de gerekmiyor. Gidin şey, bu vicdanlara seslenmek değil. Yani çünkü vicdan çalışmıyor bu işlerde. Burada çalışan tek şey bilek gibi kol güreşi yapacaksınız. Bu kol güreşinde gücünüzü göstermeniz gerekiyor. Şimdi ne olacak? İşçi emeklisiyle Bağkur emeklisine yaklaşık işte Haziran'da katarsak 25-26 civarında bir zam yapılacak. Neyi elde etmiş olacak burada bu emekliler? Ocak ayındaki satın alma gücüne geri dönmüş olacaklar. Aradaki kayıpları telafi edilmeyecek. Bundan sonra da dediğiniz gibi aralığa kadar telafi edilmeyecek ilave bir şey yok. Refah payı de yok. Yani yasal olarak öyle bir hakları yok. Bunu talep etmek tabii çok önemli. Bir başka şey memur emeklileri biliyorsunuz memurların aldığı şeyi alıyorlar. Toplu iş sözleşmesi farkında alıyorlar ama şöyle bir hinlik var. Toplu iş sözleşmesine yılbaşına %15 aldı diye işte enflasyon %26 olsa mesela ilk 6 ayda o 26, 15'i düşürecek önce. Evet. O 11'in üzerine de önümüzdeki 6 ayın %10'luk farkını koyacak. Ettiği %21. Yani böyle bir şeye mahkum ediyorlar. Yani düşünün yani hedeflenen enflasyon %33. Şimdi onu %38'e çıkarmış vaziyetteler hani tutarsa. Sizin verdiğiniz şey ne? Memur senin aldığı şey ne? Toplu iş sözleşmesinden sonuç ne? 15 artı 10. Hı hı. Yani bir kere kendi sendikan seni korumuyor.
Onun yıllık ortalaması %23. Yani enflasyon %38 diyorlar. Devletin verdiğini bile alamamış hocam bu hesaba göre sendika. Evet. Devletin kendiliğinden verdiğini bile alamamış. Yani bu nasıl bir sendika? Buna nasıl razı oluyor insanlar? Yani tepkiyi sadece iktidara değil, kendi örgütsel yapınıza da, o sahte sarı neyse, ona da göstermeniz gerekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, yani sıkıntı çok. Yani bir refah payının gelmesi ya da kök aylıkların 10 binden daha yukarılara çıkmasının mücadelesini vermek gerekiyor emekliler açısından. Çünkü kök aylığı 8 bin lira ve altında olanlar hiç zam almamış olacaklar. Yani... Evet, bir de öyle bir sorun var. Ben de tam lafı oraya getirecektim hocam. Şimdi %25 yapsa 8 bin lira maaş alıyor olsanız 800, 1600, 2 bin lira zam yapar. 10 bin lira zam, 10 bin liraya tekrar gelmiş oluyorsunuz. Maaş 10 bin liraydı, zamla birlikte 10 bin lira oldu. Kök değil, artık maaşın kendisi, yani kök yukarı çıkmış olacak. Buna ihtimal veriyor musunuz hocam? Hadi hani Mehmet Şimşek kemer sıkacak. İşte kemer sıkmak demek de zaten işte ücretlinin, emeklinin ümüğüne yapışmak demek. Başka kimseye bir şey olmuyor. Olan bize oluyor. Bu oldu yani, hani refah payı falan onlar tamam kenara koyduk. Ona dair bir beklenti yok anladığım kadarıyla. Hani işte milyonlarca emekli var. 10 bin lira maaş alan ama kök ücreti 8 bin lira olan, 10 binin altında olan. Onlara gerçekten de bu başlarına gelebilir mi hocam? Gelebilir çünkü çok kıyamet katı. Kopmaz mı hocam bu olduğu zaman zaten? Yani 10 bin lira maaş. İşte ben de onu söylüyorum. Kıyamet hakikaten kopması gerekir. Belki biraz gaz almak için 10 bin, 12 bin yaparlar mı bilmiyorum. Ama yani yapacakları da odur, öyle bir şeydir. Yani bir kök aylıkta bir taban aylığı yani yukarı çekerek kök aylıklara dokunmadan. Bunu yapabilirler mi? Yapmak zorunda kalabilirler. Ama onu bile yapmaktan imtina etmek, kaçınmak gibi bir tercih de ellerinin altında. Neden? Çünkü şu an mesela tepkilerin çok yüksek olmadığını düşünüyorlar. Ve tamam işte işler yolunda, tepki var ama yeterince yüksek değil. Öyle bakıyorlar mesela. Demek ki doğru yoldayız. Yani program sonuç veriyor. Belli kesimlerin acı çekeceği belli. Bu acı bir ilaç. Dolayısıyla birileri sızlanıyorsa... demek ki doğru yoldayız diye bakıyor. Yani şey bu, karşı tarafın olaya bakışı bu. Bu bakışı değiştirecek olan da bizzat halkın kitlesel tepkileridir. Yani biz buna razı değiliz demektir. Gerçekten olmamak gerekiyor. Çünkü yani 8 bin alan 10 bin lira kökü çıkacak ama kendisi sıfır artış kaldı ki. Yani Temmuz ayındaki 10 bin lira... 7500 lira demek olacak Ocak ayı itibariyle reel anlamda. Yani geriye gitmiş olacak reel olarak. Yani buna herhalde insanlar biraz daha tepki gösterir diye düşünmek gerekiyor. Ama bu tepkiyi de örgütlemek gerekiyor. Yani bu tepkiyi kim örgütleyecek? Sendikalar örgütleyecek. Hmm. Hangi sendikalar? Yani DİSK'in dışında ortada bir işçi sendikası göremiyoruz. Yani memur sendikalar arasında var tabii şey yapan, sesini çıkaranlar mutlaka var. Yani kamu iş var mesela, işte KESK var vesaire, ama şeyi memur sen etrafında onun şey, yani kamu sen de çıkarıyor sesini ama memur sen bu konuda sessiz, şey de sessiz tabii. Bütün o diğer tarımın çıkarları savunacak olan Ziraat Odaları Birliği bilmem TESK adına esnaf falan, bunlar kendi üyeleri çok zor durumda, onlar da ses çıkarmıyor, onların da emeklileri var bu arada, Bağkur emekleri değil mi, hadi çıkarın sesinizi. Evet. Yok, tık yok yani, tık yok, ama o nedenle 30 yıldır koltuğunu koruyor işte Şemsettin kardeşimiz Ziraat Odası başında, öbürü de koruyor yani. 30 yıl koltuk korumak böyle oluyor. Yani üyeleri düşünmüyorsunuz, kendi koltuğunuzu düşünürseniz iktidarla çok iyi anlaşıyorsunuz. Oğuz evet. Hocam çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Sağ olun, eksik olmayın. Sağ olun. Bakalım şimdi Temmuz ayında en kritik meselelerden biri şu görünüyor. Maaşı 10 bin liranın altında olan, kök ücreti 10 bin liranın altında olan emeklilere bu enflasyon farkı yansıtıldığı vakit ellerine geçen para 10 bin liranın üzerine çıkacak mı, çıkmayacak mı? En temel mesele bu gibi görünüyor. Çünkü bir refah payı beklentisi artık emeklilerin kalmamış. Mehmet Şimşek'in açıklamalarına vesaire bakarsanız daha kötü günler geliyor zaten. Asıl meselenin sonuna geldik. Yarın saat 15'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.